Efendim devam ediyoruz. Güzel haberi verelim. Kızınız bulunmuş, gönül bulunmuş. Hemen böyle tak diye girdim ama tutamadım kendimi. Şimdi haber geldi. Bulunmuş değil mi? Annesiyle beraber mi? Gel fotoğrafı getir. Kareler mareler gitti, kusura bakma Mustafa. Evet. Gelin, görün siz de. Annesinin yanında. Çok sağ olun. Gözünüz aydın. Sizden de sizden çok çok Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Sağ olun. Ama İzmir, nasıl göstereyimse de, hadi göstereyimse de, nerede, hangi kameradayız? Bir dakika, annenin yanında. Ama yüzü görünmüyor değil mi? Yüzü görünmesin. Şöyle, annesi, kızımız küçük ya. Ha, doğru, aslında arıyordu kızımızı. Evet, şöyle annesinin yanına gitmiş. İzmir Emniyetinden de onlar da arıyorlardı. Emniyet de anneye yardım etti. Biz hemen emniyete de haber verdik. Parkta olduğunu söyledik. Emniyet de gitti. Parkta yardımcı oldular ve kızınız annesinin yanında. Gözünüz aydın ya. Allah sizden razı olsun. Evet. Telefonu vereyim. Telefonu vermem. Gözünüz telefonu aydın. Telefonu verdim. Sağ olun. Gözünüz aydın vallahi. Yani gönül 13 yaşında olduğu için bu kadar hızlı bulunması bizi çok çok mutlu etti. Çok korkmuştuk açık söylemek gerekirse. İzmir Emniyetine kocaman bir alkış alalım mı? Özellikle çocuk şube, onlar da zaten gönül arıyorlarmış. Yayınlarımızda ihbar kabul ettiler. Gelen ihbar üzerinde anne de hemen oraya gitti. Buca'dan da çok yoğun ihbar. Ama Sevda kızıyla beraber yan yana mı? Bir iki dakika, bir 10 saniye göreyim, 5 saniye göreyim. Sevda gözünüz aydın, gözünüz aydın. Evet, evet, evet. Biliyorum şu anda kızınız bakın şeyle beraber, anneyle beraber. Gözünüz aydın. Allah'a şükürler olsun. Ama sahip çıkın. Çok sorgulamayın, hesap sormayın. Yok. Gereken hesabı zaten emniyete soracak, siz sormayın. Emniyete bırakın işi, rica ediyorum sizden. Biraz ara, inşallah sevgili Peri Ana da kızı Melisa ile ilgili güzel haberler vermek istiyorum, olur mu? İnşallah. Bir araya gidelim. Bir anne de kızını arıyor. Torunlarını bırakıp gitmiş evladı. Ama bir anne küçük çocukları neden bırakır gider? Bence şiddet yüzünden gider. Başka hiçbir açıklaması yok. Lütfen gidelim reklama.